Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam, sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor, yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana, senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz dedim. Şeyi mikrofonu aşağı indirince nazarlık piercing gibi oldu göbeğinde. Daha aşağı indirme sakın. Neyse ki beni tanıdınız artık. Senin de pislik olduğunu bildiğim için. Estağfurullah. Arkadaşım çok hastayım. Çıkalım mı o zaman? Dağılıyoruz. Hayır. Bugün her şeyi sana bırakıyorum. Bir şey yap, içinden bir şey çıkar, seyirciye göster. Kızlar! Hayır arkadaşım. Pislik yapma. Bak senin yüzünden dünya kadar ceza ödüyorum. Oh. Kimse de demiyor ki şunu doktora götürelim, gösterelim. Sen kalı değilsen ben cezayı ödeyeceğim. Buyur, gene ödüyor. Şimdi benimle ağzımı açtı mı Barış? Sen kime bakıyorsun? Yavrum, babası vardır yanında. Barış, çekme el alemin kızlarını falan. Sen arşiv mi yapıyorsun kendine? Ne saçma bir yayıncılık anlayışı. Arkadaşım, ne hazırladın seyirciye? Ben hazırlıyorum, hep bipliyorlar. O yüzden... Mesela biplemeyeceğiz. Hadi 30 saniye veriyorum sana. Al mikrofonu arkaya. Öyle değil ya. Buna bir türlü alışamam, özür diliyorum. Arkadaşım, diliyorum. Öyle çok çirkin görünüyor karşıdan bakınca. Yok, ben şeyi bozmayayım diye bir şey hazırlamıyorum. Yani kısmetimiz kaçar diye. Ama mesela göre... şu an bir şey uydur. 3 2 1 de kendi kendine bir şey uydur ve oyna onu. 3 2 1. Kızlar, arkadaşım bırak şu kızları ya. 2 yıldır ona bırak şunları. Ne kızı? Sana kız bakar mı? Kafa olmuş simit gibi. Bir de şu üzerindeki kostüm seni biraz adam gösteriyor. Düşün, sen smokin niye vardır biliyor musun? Smokin niye vardır sizden öğrenmek beni çok mutlu edecek. Hiçbir şey giymeyi bulamayan kişi smokin giyer. Öyle değildir o. O İngiltere'den çıkmış bir şeydir. Hayır. Ben öyledir. Ne giyeyim bu akşam diye bulamayanlar smokin giyerler. Öyle değildir o. İngiltere'den çıkmış. Öyledir. Değildir. Ne giyse yakışmayan da smokin ya, insan giyer. Bir şeyde öğrenmek için evet der ya. Yani doğrusunu. İngiltere'den çıktığını eskiden, nereden biliyorsun? Sen orada mıydın? Eskiden çok zengin. Evlerinde parti verdikleri zaman dostlarını çağırırlarmış onlar evlere. İşte efendim prolonj drinkler alınırmış. Sonra erkekler bir odaya geçerlermiş, kütüphaneye. Birbirlerine sigar hediye ederlermiş. Orada sigar içilirmiş. Ceketleri kokmasın diye de onlara smoking jacket verilmiş. Smoking oluyor. Öyle mi? Vallahi öyle. Vallahi öyle. İnandırıcılığını kaybetmişsin. Doğru bir şey anlatıyorsun, kimse inanmıyor. Yok, ben çok mutluyum şu an çünkü buradan çıkışta... Bak kız bak, internete gir bak bakalım diyecek. Herkes bu sonuca varacak. Evet arkadaşım, çıkar ceketini. Ama çıkarmadan önce şeyi çağır, piyanisti çağır. Ve? Ya gerisini sen bana bırak, tamam. Bana güvenmiyor musun? Tamam. Huzurlarınıza minik. Müzisyen, gel ceketini sen çıkar. Arkadaşım, sen hayır. Müzisyen, sana ne oluyor? Sen çıkar ceketini müzisyen. Bundan sonra... Hayır, hayır. Lan kimin ceketini çıkar dedim önce. Programımızın ismi bundan sonra körle yatan şaşı kalkar.
Her hafta iki defa. Müzisyen, bunu çıkar. Evet. Bunu çıkar. Gel bunu. Hayır arkadaşım, yapma şunları. Ağzımı açma. Yani açtım da işte. Seyirci, pislik yapma. Arkadaşım, ne yapıyorsunuz? Şimdi toz vardı, çekeyim dedim. Sen normal dur. Normal. Sen onun arkasına geç. Ve normal bir tablo olsun. Hayır. Tamam, arkadaşım, ceketim... sen benimle konuşurken... o fark etmeden ceketi alıver üstünden müzisyen. Allah evet. Sen benden konuş arkadaşım. Sen benimle konuş. Ne yaptın o gün? Allah'a şükür... Vay. Eskilerden kim kaldı? Tek kollu. Bir dakika dursana. Müzisyen, sen hakikaten ne iş yapıyorsun normalde? Allah'ın yan kesicisi. Arkadaşım, o şeye geçsin, piyanoya normal müziğini çalsın. Sen de o müziğe göre aktif ol, normal çıkar. Normal müziği çal. Prodüksiyon, seyirci bir susun. Prodüksiyon şey yap sen de. Ceket, pantolon getirme. Şeyi çirkindir bunun. ceket ve... Donu. Evet, donu çirkindir içindeki. Birazdan kalkacaklar. 4 dakikası kaldı seyircinin. Artık tahammül buraya geldi. Evet arkadaşım, evet. Sen aktif ol, soyun. Arkaya doğru git. Orada ceketi giy, gel. Aktif olarak git. 3, 2, 1. Seyirci gözünü alamasın senden. Evet. Gel. Evet, işte busun. Bravo. Allah seni kahretmesin. Evet, omuzlardan biraz büyük ama. Sen sadece nesin? Omuzlardan mı? Nesin sen? Çolak Salih. Kim hocam? Yok adam yok. Komple büyük. Ilgaz, bu senin düğün ceketin. Arkadaşım, lütfen. Evet. Papyonu da aşağı doğru kravat olarak tak. Evet. Evet arkadaşım, sen evden çık şimdi. Yolda sana bir iş bulacağız. Çık evden. Evden çık, evden. İşte kapıyı aç. Lan evden çıksana. İşte kapıyı açıyorum. Bize evi göster arkadan. Al. Hayır, ev, öyle değil. Ev işte kapı. Ya. Omuzunla, kalçanla, ayağınla ne kadar ev olduğunu göster. Ev. Hayır, hayır, öyle değil ya. Ne kadar değer veriyorsam evde artık. Kendini sağa sola değdirerek bize evi tanıt. Ah, mutfağın kapısına çarptım. Oh, kapı kolu da belime girdi falan. Evden bu kadar zevk alan bir insan ilk defa görüyorum. Haydi. Ay, arkadan değdirme. Yok, hayır. Çayı kapamamışım zaten, o buharı geldi. Mutfaktayım şu an. Tamam, çaydan daha geri git. Mutfaktan tuvalete geç. Mutfaktan tuvalete geçince kesin Türk mimarisi bu yani. Evet arkadaşım, tuvaletten çık mutfağa. Mutfakta buhar kalçana değsin. Evet, evet. Havlu! Lan ıslak ıslak tuttun kolu. Hayır işte havluydu bu, kuruladım astım. Hayır, ben elde yıkadın sandım. Evet, buradayım. Musluğu yukarı yapmışlar. Şadırvanda yıkıyorum elleri. Yıka şu elini, sonra da havluya kurula. Lan hani yukarıdaydı su? Ya sen bir şey anlıyor musun ya? Arkadaşım, meğersem sular kesikmiş, depodan yıkıyorsun. Direkt depodan? Evet. O zaman çatıdayım şu an. Hayır, çatıda değilsin. Elini kaldır, sizin depo şeyin içinde, tuvaletin içinde. Evet. Ha, tuvaletin içinde mi? Hep, arkadaşım! Tuvalet binasının içinde. Tuvalet binası var evimde. Ben nasıl bir multimilyarderim ya? Lan ne olur yap şunu. Allah. Dubleks kenefe olarak ilk Türk'üm ben. Arkadaşım ne olursun. Evet. Kurban olurum hadi. Tamam. Evet yukarıdan aç depodan suyu. Üstüne sıçratma. Evet havlu nerede havlu? Havlu. At havluyu yerine girsin. Ha yerine girecek şekilde at. Havlu niye bana giriyor? Havlu yerine koysana. Ay Allah'ım ya. Çıkar kamerayı. Vallahi çıkar. Vallahi. Kapat kapat abi. 30 euro bir kaset. Boşuna gidiyor. Arkadaşım. Evet. Ne oluyor sana? Hiç bana bir şey olmuyor şu an. Ya şu havluyu yerine... Ne yapıyorsun? Şimdi ceket üstünde mi? Tuvaletteyim ben. Tamam hepsini yapmışsın. Hızlı çekimde. Hızlı çekimde yap. Evet, hızlandır kendini. Hızlanalım mı? Kapının koluna elini değdirmeden aç. Evet. Bir Türk kalçasıyla her şeyi yapabilir, doğru. Evet, çıkıyorsun. Evin neresindesin? Biz hissedelim şunu. O müzik odası. Hayır, müzik odası yok. Yok, yaptım. O kolonu. Bu kolon mu? Kolon, evet. Evet, daya kendini kolonu, ayakkabının bağını bağla.
Çıkma, çıkma, çıkma. Bir yerlere değecektin hani. Değdim. Şu an aynı ona, koluna değdim. Evet. Şey ne oldu? Hani buhar çıkıyordu. Ne yapıyorsun? Müziği destekliyorum. Arkadaşım saçma. Müzisyen sen de hoşlanma. Hoşlansa majör basar o. Evet arkadaşım şeyden şey yapıyordun, kalçana püflüyordu. Zerre anlamadım ama... Lan ya... çayın demliğinin ucu püflüyordu ya, evet. Sana. Ne yapıyorsun? Demliği ayırdım ki o buhar şey olmasın çabuk. Sen peki niye çayı koymadın da içmeden gidiyorsun? Ben içmişim, ondan sonra tuvalete gittim. Niye altı yanıyor hala içtiysen? Yanar, altı yanar. Ya yürü çık şu evden ya, çık şu evden. Çık! Hop! Çıkarken ne gördün kapıda? Paspası mı? Hayır, paspas içeride olur mu? Dışarıda olur. İşte çıkarken kapıda ne gördün? Çıkarken kapıda paspası gördüm. Hayır, çıkmadan tam kapıyı açacaksın. Ha, çıkmadan başka öbür ayakkabıları gördün. Tam kapıyı açıyorsun, ne gördün? Ne oluyor? Bilmiyorum, bekar öleceksin. Kendini rahat bırak. Evet. Tam kapıyı... Lan! Ne oldu? Bilmiyorum, ne oldu ki? Ben bilmiyorum, siz söylüyorsunuz. Arkadaşım, tam kapıda ne görüyorsun? Kapı kolu. Hayır. Değil. Kapının üstünde ne var? Aa, delik. Hayır. Değil. Sen koymuşsun kapının üstüne ne var? Kova. Oraya değil. Niye kova koyuyorsun kapının üstüne? Gıcık biri gelirse hani dökülsün üstüne. Bilmiyorum. Sen tam bir sığırsın. Evet, şey kapının üstüne yazı yapıştırıp yapıştırmışsın. Ha, evet. Sakın bugün dışarı çıkma. Ah. Ne? Sakın dışarı çıkma değil. Hayır, öyle değil. Değil. Sigortaları kapattın mı yazıyor. Gör. Sigortaları kapatır mı? Ha. Şimdi içerideyken sigortaları kapatırsan karanlıkta dışarı çıkamazsın. Dışarıdayken sigortaları kapatırsan kapatamazsın. Sabah değil mi? Ne karanlığı? Senin ev ışık almıyor. Ya dubleks kenef var, ev ışık mı almıyor? Evet. Arkadaşım evet. Aç. Orada değil sigorta. Nerede? Nerede? Yan komşuda. Hayır. İlla zor olacak ya. Gir şunu içeriye. Ya evin sigortası kapının yanında. Hayır, tuvaletin çıkışında. Kapat sigortaları, karanlıkta gel. Evet, büyüsen karanlıkta bir salak gün. Ne yapıyorsun? Çok elektronik device var. Arkadaşım device. Lütfen. Büyüsen bir salak yürür karanlıkta, müziği ver. Ne yapıyorsun be? Kolona dokunarak geçiyorum. Kolon değil miydi? Siz yaptınız. Kolonu sıvazlama, kolona dokun. Adam sıvazlı. Ya yürü tamam. Dur. Nedir o? İnşallah kapının koludur. Ya bugün bütün senin... Aa pardon Mustafa abi. Ya arkadaşım. Yapma şunu. Seyirci bir gülmeyin. Her şeye gülüyorsunuz. Hayır. Sus seyirci sus. Arkadaşım. Benim. Kapının kolundasın Mustafa abi, unut. Unutamıyorum. Unut ulan, adam yok orada zaten. Şu an bir karanlıktayım. Evet, kapının koluna bas bakalım, kapının kolu muymuş? Hayır, öyle değil. Yani elinle kapının kolunu ayağına doğru bastır bakalım, kapının kolu muymuş? Öyle değil, bu Amerikan tokmak. Yok, çevirmeli. O zaman kapının kolunu saat yönüne... Ne yapıyorsun? Tuvalettekini uygulayacaktım, vazgeçtim. Kapının kolunu saat yönüne çevir bakalım, tıklayacak mı? Seyirci tıkla. Oh, oh çıktın dışarıya. Paspas ayağını sil giderken. Ki sokak pislenmesin. Evet. Ama evi duruyor değil mi? Sil şu paspası ayağını. Evet, sokaklar evimizden daha değerlidir. Yürü, yürü, vapura 2 dakika kaldı, koş. Prodüksiyon bir tane sopa getirin çabuk. Ha, vapur yapın. Bir tane vapur yapın diyecek. İnşallah direkte gitmiyorumdur. Ceket rüzgar alıyor diye. Arkadaşım koşsana, 2 dakikan var. Saat almadım. 2 dakikan var. Sen boruya bakma. Nasıl bakmayayım ya? Evet, koş koş koş. Ersan nereye gidiyorsun? Tut ucunu. Arkadaşım, son 10 saniye. Seyirci ondan geriye doğru sayar, vapura atlarsın. Ulan bir de atlayacaksın. Ağır çekimde atla.
Hemen oradaki hanımefendi söze girer. Sağ, sol tarafında bir hanımefendi var. Çüş ayı. Siz de mi vapurdasınız? Tek miyim ben? Arkadaşım. Yapma şunu. Kadın sana çüş ayı dedi. Cevap ver. Çüş ayı. Sana diyor, sana. Bana öyle diyemez, ben vapura yetiştim. Bir şey yapma. Lan üstünden atladın, kadına çarptın. Çüş ayı beyefendi. Çok özür diliyorum. Geç kaldığım için şöyle çok özür diliyorum sizlerden. Çok tamam, ben de onu diyorum. Çüş ayı. Tamam, onu dediğiniz için çok uzatmayın. Ağzını burnu kırarım. Arkadaşım. Gerçekten kırarım. Alttan al kadını. Hayır, hayır, öyle değil. Kadına de ki, tam ayı değilim. Evet. Yani şey, başka hayvanlardan gir, tamam mı? Mahallede bana ne derlerdi? Hı hı diye başla. Evet. Çüş ayı beyefendi. Yok, ben... Mahallede bana ne derlerdi? Lan çok saçma ya. Arkadaşım. Sen oradan girip ağzınla beni yapmayacaksın. Ağzınla başka salak ayı yapacaksın. He. Çok özür diliyorum. Yani haklısınız. Bir yerde haklısınız siz de. Mahallede bana ne derlerdi biliyor musunuz? Ne derlerdi? İşte sabahsa günaydın diyorlar. Hayır arkadaşım. Ya gir. Kedi. Kedi de mi bilmiyorsun ya? Kedi de mi bilmiyorsun lan? Arkadaşım sen... Kuruşlar. Arkadaşım. Sen ters bir kadın mı bu? Sevmedin mi kadını ben? Ya ne olursun. Hoşlanmamış olabilir kadın. Kadınlara kadını. Böyle davranılır mı? Kalı. Şey, gitti, ağzını... 20 daha gitti. Bunları biz bipleyeceğiz sonra. Sen bana doğru dön, kolunu daya. Martılardan gir, kadına şeyden çık. Şimdi martılar... Martıdan gir, aslandan çık. Arayı sana bırakıyorum. Bak, martıdan girer, aslandan çıkar. Arkadaşım, kendine... hayır. Yani sen romantik, şiirsel. Ha. Gözlerini kırpıştırarak konuş kadınla. Bir şey kaçtı, çok özür diliyorum. Bir şey kaçmadı. Bir şey kaçmadı. Bir şey devamlı sulanıyor ondan. Gözlerim size sulanıyor devamlı. Farkında gözlerin mı? Sana sulanıyor. Gözlerim bana sulanıyor. Farkında mısın? Kendine hoşlanıyor. Çıkar mısın? Hayır, hoşlanmaktan. Vapurda tek başıma gitmek istiyorum. Çık şuradan! Arkadaşım! Çok ters, yani gıcık oldum şu an kadına. Gerçekten gıcık oldum şu an. Kendime mi hoşlanıyorum ya? Ne yapıyorum ben? Niye vapura? Ben taksiyle gitseydim olaylar böyle hale gelmeyecekti gerçekten. Allah bağışlasın gerçekten. Arkadaşım, senin yüzünden buralara hep su döktüm. Arkadaşım! Niye sen şu kadından iletişime geçemiyorsun? İstemiyorum çünkü ben işe geç kaldım. Şu an biriyle... Tamam! Vapur yanaşıyor. Seyirci, vapur yanaştır. Aa, vapur bana yanaşıyor. Ha, vapur limana. Seyirci, düdük! Ya yapıyorlar. Baktın mı aklı başında insanlar. Gerçekten... Düdüğü duyar duymaz dön kadına ve az önce... Hayır! Niye? Türk filminde olunca büyük star oluyor. Ben yapınca niye olmuyor? Evet. Dön kadına ve o can alıcı cümleyi söyle. Lan! Lan! Sen ağzını açma, beyinsiz. Sen sadece kadına inerken bir hareket yap, hemen atla gemiden. Ya hayır, öyle değil ya. Aramızda kalsın. Ezgi koş, Ezgi çabuk gel. Sen hemen bir anne baba al kendine sahneye, çabuk. Bir anne bir babaya ihtiyacım var. Tam o sırada gemi yanaşır. Gemi yanaştığı anda kenara vurur. Arkadaşım bir sallanırsınız, birbirinize sarılmak zorunda kalırsınız. Gemi yanaş, sallan, güh. Ona niye sarılıyorsun? Kafadan vurduysa gemi, kışa doğru gittim ben. Arkadaşım birbirinize diyorum. Ha. Evet, yanaşır, sallanır, vur. Ay. Ah. Ay beyefendi, üstümü ıslattınız ya. Kestik, bir dakika. Kızı değil mi inşallah? Adam kıza sarılıyor. Ne bakıyorsun orada? Ben söyledim. Ne dedin? Kızın elden gitti dedim. Adamın içine mi söyledin? Ya panik yapsanıza, adama sarılıyor. Oo, kızım el... Hüseyin, bir şey yapar mısın? Pardon, bir saniye. Ne oldu? Belki rahatımdır. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Benim kızıma. Sen gizli mi konuşuyorsun abla? Yok, mikrofona. Mikrofonun ses çıkmıyor da o yüzden. Ablacığım, tamam. Bağırsana. Ne yapıyorsun kızıma? Ne yapıyorsun kızıma? Çık dışarı. Bunlar vapurda yaşıyor. Benden beterler. Ezgi, de ki anne, bir şey olmadı ki. Anneciğim, bir şey olmadı ki. Vapur ne? Çarpınca... Demin sarılıyordun. Yok, hayır. Çarpınca bir anda böyle gördüm bir... Gördüm ben. Ben her şeyi gördüm. Aa, niye ağlıyorsun anne? Ablacığım, bağırsana. Sapık diye. Sapık var diye bağır. Hangisini? Sen böyle yap, birine denk gelir buradan sonra. Sapık, sen benim kızıma... Ya ona bağırma, ortalığa bağır. Burada sapık var diye arkadaşım, sen de kaç o sırada. Hüseyin! Burada sapık var, imdat! Anne, Hüseyin, bir şey yap, babacığım, Hüseyin. Sen bu sakinliği devam ettirme Hüseyin. Anne yapma. Ne biçim çocuğun var senin, elden gitti, elden bir şey yapar mısın? Arkadaşım kaçsana, sapık dediler sana. Sapık?
Bana demedi, ortaya dedi o. Hayır, sana diyor, ben kaç. Ben kenarda olduğum için bana denk gelmedi o. İmdat! Kaç! Kaç! Evet, vapur içeri gider. Vapur içeri gitsin. Vapur içeri gider adlı. Evet arkadaşım, hemen bir masa, üç sandalye getir prodüksiyon, çabuk. Gel dükkana, gel dükkana. Siz evet kızınızı alın. Hüseyin. Hüseyin, karının koluna girsene. Hüseyin hiç oralı değil. Hüseyin çok ayıp oluyor. Hüseyin, ben kızınım ya. Pardon. Karının koluna gir, kızın elini tut Hüseyin. Ben şey yaptım. Bu masa kızın mı? Elini. Evet. Kaç yaşındayım ben hocam? 18'e bugün girdin. Bugün girdim, tamam. Evet. Yarın da çıkacaksın inşallah. İnşallah. Çok vakit. Arkadaşım gel, aç dükkanı. Senin sürücü kursun var. Siz de kızı sürücü kursuna kaydettirmeye getiriyorsunuz. Ne yapıyorsun? Tepeden açılıyor bizimki. Değişik bir mimari. Buz mu lan senin dükkanın? Gir şuraya. Bismillah de, sağ ayakla gir. Onu dedim içimden. Evet, otur dükkana. Hanımefendi, sizin isim neydi? Elif. Ne yapıyorsun arkadaşım? Dükkana oturacağım komple. Dükkana otur. İşte o dükkana... Dükkana otur. İşte o dükkana oturma burası. Ulan dükkana otur, dükkana. İşte dükkana oturunca... Şuradan bir kişi çağır, o nereye oturuyorsa sen de oraya otur. Barış, git dükkana otur. Çabuk Barış, hemen dükkana otur. Anladın mı? Beyinsiz. Sağ ol Barış. Sen yolunu seçtin Barış. Evet arkadaşım. Evet, geliyorsunuz Elif, yolda konuşuyorsun. Hüseyin, Allah seni kahretsin. Kıza sapık dadandı, sen hiçbir şey yapmadın diye. Hüseyin boyun devrilsin Hüseyin. Hüseyin boyun devrilsin, yolda kıza sapık dadandı. Hiçbir şey yapmadın Hüseyin. Anneciğim, beyefendi sapık değildi. Sapıktı o, ben gördüm. Vapur çarpınca... Ben gördüm. Vapur çarpınca... Hüseyin, sen de bir şey söyle. Hayır, değildi. Sapık değildi o. Sen onu mu koruyorsun evet. Hüseyin? Hüseyin, sen hoşlandın mı çocuk? Arkadaşım, Hüseyin, sen neye bakıyorsun? Cevap ver. Bir dakika durun. Arkadaşım, neye bakıyorsun? Ulan sapık, dört kat açılan dergini al, bir daha da çıkarma. Ya o tıpla ilgili bir dergi. Ne gösteriyor? Anatomi mi? Evet. Pislik. Evet, gelin vurun kapıyı. Vurdum kapıyı. Seyirci uyuma. Dükkan burası. Biz niye mi? Kapı vuruyorlar ya? Ya kapıklı kapalı. Kapındı kapalı. Kapıklı dükkan. Of. Lan kim o desene? Kapalı. Arkadaşım. Evet, kim o de? Cam kapı ya, kim o? Hayır, cam değil kapı. Dükkan burası, cam kapı. Ne, demir kapı mı yaptırdın buraya ben? Ya demirmiş meğersem. Meğerse, benim haberim yok. Ben evet. Cam muamelesi yapıyorum her gün gazeteyle. Tamam. Evet. Şey, sor. Kim o? Kim o? Valla müşteri. Kim ya o? Salak mısınız? Söylesenize. Müşteri bizim dedi. Kız 18 yaşına girdi de Hüseyin. Kim o? Kapıdan kızımız 18 yaşına girdi de. Yok yok. Kim o? Kim o? Demir olduğu için kimi gösterdiğini bilemiyor tabii. Arkadaşım. Kim o? Kim? Hüseyin, hayır. Söyle. Kızımız 18 yaşına girdi. Hayır, 18 yaşına girdim de ne oluyor 18 yaşına girince? Biz nereye geldik? Ben onu anlamak istiyorum. Ya sen nereye götürmek istiyorsun Ezgi olayı? Vallahi bilmiyorum. Adam siz... anlayacak 18 deyince. Arkadaşım anlar. Ne oluyor? Geç oldu. Kapıyorum. Arkadaşım. Gir şuraya içeri. Sor. Hüseyin bağır. Kızım 18 yaşında diye bağır. Kızım 18 yaşında. Oley. 19'un altındakileri almıyoruz. Arkadaşım, süper, tam benlikte. Bir dakika, biz kızımızı nereye getirdik şu anda? Ya sürücü kursu dedim ya. Tam benlik falan. Ha, tamam. Tamam, öğretecek işte. Ah, tam benlik, hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Buyurun. Gördüğünüz anda şaşırın. Ay beyefendi, geçmiş olsun. Yok yok, kapıyı tutuyorum, yanlış anlayacak bir şey yok. Bu olsun. Nasıl yardımcı olabilirim? Buna da bir sandalye verin, prodüksiyon. Buyurun efendim. Hüseyin söyle. Hüseyin söyle, bize bir şey söyle. Güzel bir şey söyle şöyle. Kızımız 18 yaşına girdi. Ne mutlu size. Ben ne yapayım? Dolayısıyla ehliyet alması gerekiyor. Evet. O zaman nereye gideceksiniz? Bir sürücü kursuna gideceksiniz. Burası sürücü kursu. Sen sahibisin. Müdürüsün. Burası sürücü kursu. Sen sahibisin. Hayır, niye oturuyorsun? Sen. Sen. Saçma. Kel olan. Sen buranın sahibisin. Arkadaşım ne olur geç yerine. Evet.
Sen sahibisin, müdürüsün, öğretmenisin. Sen sahibisin, müdürüsün, öğretmenisin. Sen, hale bak, sen. Elini kendine sok. Şey, kendine göster. Ha, ben bunu elini, sahibim. Elini kendine doğru göster. Sahibim, evet. Evet. O zaman çok doğru bir yere geldiniz. Çünkü sürücü kursumuz MOİT'imizin gerçekten en iyisidir. Burada gençlerimizin... Parmak ucuyla konuşuyorsun. Parmak ucuyla konuşuyorsun. Sen parmak ucuyla konuşuyorsun. Sen parmak ucuyla konuşuyorsun. Parmak ucuyla konuşuyorsun, maşallah sana. Papyonlu ***'lı sen konuşuyorsun. Sen parmak ucuyla konuşuyorsun hakikaten de. Hiç ağzını açmadan parmak ucuyla konuşuyorsun. Arkadaşım işte, sensin o ***'lı lütfen ne olur. Bak evet. Sen parmak ucuyla konuşuyorsun. Böyle parmak uçlarıyla evet. Göster. Evet. Evet. Göster parmak ucunu. Ah, hangisi? Hayır. Seç be. Baş parmağınla serçe parmağının yanındaki parmağı birbirine yapıştırıp serçenin konuşuyorsun. Serçenin yanında parmak yok. Henüz çıkmadı o. 2000, var var. 2100'den sonra. İç tarafında. İç tarafımda mı? Hayır hayır. Serçenin iç tarafındaki parmak. Serçenin iç tarafında. Evet. Yok kesinlikle. Lan opa işte yüzük parmak. Ha, ha yüzük. Sağ yüzükle sol yüzük parmağıyla baş parmağı birbirine yapıştır. Hayır hayır. Baş parmağınla yüzük parmağı. Baş parmağınla yüzük parmağı. Baş parmağı yüzük parmağına. Başla yüzük işte. Hayır. Aynı elde baş parmak yüzük parmak. Böyle konuşuyorsun. Böyle anlatıyorsun. Bu adam bize araba kullanmayı öğretecek değil mi? Evet. Kıza öyle bir tanıt ki dükkanı kendini. Ben sana araba kullanmayı yarım gün içinde öyle öğretirim ki yarışlara katılırsın falan tarzı şeyler. Şimdi çok doğru bir yere geldiğinizi düşünüyorum. Yani... Salla salla. Hayır hayır onu değil. Parmakları salla. Geri kalanları mı? Hayır. Bunları sallayamıyorum. Ya olan eli sallayarak anlat. Yani inanır mısınız? Hakikaten bugün bizi kader birleştirdi. Çünkü son derece doğru bir yere geldiniz. Şu an MOİT'imizin en iyi sürücü kursundasınız. Bizim öğrettiğimiz trafik kurallarını henüz yani trafik şube bile bilmiyor. Beyefendi ellerinizi niye böyle kullanıyorsunuz? Doğrudan bir dakika karışma sen onun eline. Evet. Şimdi şöyle yapacaksınız. O anlatırken Hüseyin sen ayağa kalkıp bravo bravo diyeceksin. Ezgi sen de babana baba manyak mısın? Ki Hüseyin'i biraz tanıdıysak ne kadar coşkulu söyleyeceğinizi evet. Tahmin ediyoruz. 3, 2, 1 evet anlat arkadaşım. Bu eğitimimizin gerçekten de sayılı bir sürücü kursuna geldiğinizi temin ediyorum. Bravo. Kestik. İnşallah evlendiğinde gerdek gecesi boşanmayla sonuçlanmaz. Çünkü bu serilikte... Neyse. O zaman Elif sen yap. Aniden zıplayıp arada bravo diyorsun. Evet arkadaşım. Ve bütün anlat. Gençlerimizin trafik içerisinde birer can taşıdıklarını bildiğimiz için onlara en iyi şekilde hizmet verip trafik kurallarını en iyi öğretmeye çalışıyoruz. Bravo, bravo. Anne ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Kadın yollu yalnız. Söyleyeyim. Hiçbir şey için geç kalınmış sanılmaz. Kesinlikle sayılmaz. Bence tam zamanında geldiniz. Aynı zamanda hukuk işlerine de bakıyoruz. Tek celsede boşayabilirim. Kartım size bulunsun çünkü iç cebim yok ha varmış. Çok evet. Güzel. Çok beğendim de çok Hüseyin beğendim. De gerçekten ki, çok beğendim. Kızımın arkadaşı. Pardon onlar beğendiler. Ezgi annen de baban da hiç iş yok. Sen kendi kendini oraya emanet edeceksin. De ki etim benim kemiğim senin de adama. Hocam etim benim, kemiğim senin. Yok tamam. Tam tersi Ezgi yanlış söyledim. Hocam etim senin, kemiğim benim. Tamam. Benim de tam aklımdaki buydu zaten. Belki... O zaman sana kendimi... Ne yapıyorsun? Eğitim kırbacını çıkardım. Evet. Hemen sahneye birisini al arkadaşım. Bir erkek al sahneye. Sahneye bir erkek istiyorum. Arkadaşım! Pislik ah, yapma. Gel. Evet beyefendi gel vur kapıyı. Vur kapıyı. Yok tüfekle vur abi. Vurdu. Seyirci uyuma. Yok, evet, tüfek gir içeri. Sesi. Senin isim neydi arkadaşım? İsmail. İsmail. İçeriye gir. 18'imde önce Hüseyin'i öp, sonra Ezgi'yi öp, sonra Elif'i öp. 3, 2, 1 buyurun. Dal içeri. 18'im. 18'im. Tam Ezgi'yi öperken durdur arkadaşım, durdursana. 18'im. Benim için yaşın önemi yok. 18'im. Sen de Ezgi'nin yanına geçti arkadaşım. Hemen derse başla. Derse mi? Evet. Anlatıyorum de. Göster. Anlatıyorum. Bir kere bilmiyorsan araba kullanma. Ki şu an bilmiyorsun. O yüzden ders bitmiştir. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşım gel buraya. İşim var. Benim öğrettiğim kimse duvara çarpmadı. Söyle. Benim öğrettiğim kimse bugüne kadar bir duvara toslamadı. Hep birbirlerine çarpıştılar. Dolayısıyla ne oluyor? Sigortada kazanıyor. Her iki taraftan para kazandığı için ya sigortada... Salak salak konuşma. Şimdi şeyi göster. Vitesi, diferansiyeli falan göster. Şu vites... Geçen benim kazada arabadan almıştım. Bu vites. Arkadaşım...
kolunla mesela vitesi göster. Kafanla diferansiyeli göster. Sonra direksiyonu İnşallah göster. Konu motora gelmez. Anne babayı alkışlarla gönder yerine. Ah, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin. Gerçekten yoğun tempodaki çalışmandan dolayı tebrik ediyoruz. Abla görüşürüz. Kendine iyi davran. Sağ ol. Sonra bayramlaşırsınız hadi. Bu arabanın kolu da yemeyelim mi? Hayır arkadaşım sen araba yok şu anda. Araba yok. Sınıftasın evet, anlatıyorsun. Evet beraber araba yapacağız. İlk ders sınıfta araba. Sınıfta anlatıyorsun anlat. Sınıfta anlatıyorum. Birbirinizden hoşlandınız. Hayır. Hoşlanmadım. Viteste bir anda kolu çıkar viteste anlatmaya başla. Vites arabanın ivmesini sağlayan, arabanın süratini frenin kayma riskini ortadan kaldırarak bizi hızlandıran, yavaşlatan en önemli faktör. Ne yapıyoruz? Vites nasıl atılır hocam? Böyle tutarsın, ileri doğru. Hayır! Öyle mi olur? Öyle olmaz, şaka yaptım. İki elle atarsın. Ben onu sana arabada göstereceğim de. Bunların hepsini pratik olarak arabada zaten sizlere göstereceğim. Ne zaman pratiğe dökeceğiz derslerimizi? Senin ağzını bunu kırarım burada şimdi. İsmail sen sor. Hocam diferansiyel ne işe yarar sor. Hocam diferansiyel ne işe yarıyor? Hiç, ben de anlamam. Saçma sapan bir şey, boşuna masraf. Fabrikaların batma sebebi. Ne koyuyorsun diferansiyeli, öyle değil mi? Yap hepsini dört çeker, ne diferansiyeli? Diferansiyel nedir? Yıllardır diferansiyeli düşünüyordum ben, nasıl çalıştım? O zaman bir doktora gitmen lazım. 18 yaşına gelmişsin, yıllardır diferansiyeli düşünüyorsan bir sıkıntı var demektir. Ben de o yaşlardan geçtim, hiç kafamda böyle sorular yoktu. Gençlik nereye gidiyor? Arkadaşım yapma. Bence bunu biplesinler. Beni ne bipliyorlar? Arkadaşım lütfen yapma. Evet. Ezgi sor de ki direksiyon kutusu nasıl bir kutudur? Direksiyon kutusu nasıl bir kutudur? Kutudur yavrum işte ne soruyorsun? Kutu işte. Ama nasıl bir kutudur? Nasıl olmasın isterim. O öğrenciden hoşlanıyor muyum ben? Arkadaşım havanı at. Çok acayip bilgilisin. Hayır çok bilgilisin. Direksiyon kutusundan Direksiyon kutusu. Öyle enteresan bir şey sordunuz ki, özellikle de ihtisasım yaptığım bir konu. Direksiyon kutusu çok fazla sürücünün dikkatini çekmeyen bir şeydir. Dolayısıyla benim de çekmedi, bakmadım. Vallahi bakmadım ya, tam bakmadım. Enteresan soru, bakayım. İsmail, bakayım. Parmak kaldır. Hocam, soru sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin ama bugün değil, yarın soracaksın. Hayır, gel buraya. Teker niye döner hocam, sor. Hocam, teker neden döner? Enteresan. İşte yeni neslin zekası, dehası burada. Çünkü bir zamanların bir jenerasyonun sormadığı soruları soruyor. Teker niye döner? Öbür jenerasyon bindi arabaya gazladı gitti. Bunlar bu soruları teker niye? Sana ne? Dönüyor mu? Sıkıntı var mı? Dönmediği zaman soracaksın. Lütfen istirham ediyorum. Beni böyle şeylerle oyalamayın. Burada kalın. Yarın tekrar derste görüşeceğiz. Ezgi. Gel şuraya. Aman be. Ezgi sor de ki tekerin içindeki jantı niye çelikten yapıyorlar? Çok ağır olmuyor mu? Dönmesini yavaşlatmaz mı? Sor. Tekerin içindeki jantı neden çelikten yapıyorlar? Çok ağır olmuyor mu? Dönmesini yavaşlatmaz mı aracın? Yavrum senin aklına başka soru gelmiyor mu? Dünya tatlısı kız yani. Gel, ayrıca alüminyum karışımı zaten o. Çelik değil. Evet. Çelik diyebilen bazı hanzolar olabilir. Ama alüminyum alaşımlıdır o. Yani hiçbir zaman tam çelik değil. Mümkün değil. İsmail sen niye alkışlıyorsun? Aklı bali bir insan cevap alkışlıyor. Cevap çok hoşuma gitti hocam. İsmail sor de ki anahtarı sokmadan bakarak çalıştırabilir miyiz? Anahtarı sokmadan... Bakarak çalıştırabilir miyiz? Yapamaz ya. Neden de İsmail? Havaya kalk. Neden hocam? Neden? Bence ehliyeti bırak sen albüm çıkar. Bu çıkış bence yılın en iyi çıkışı olabilir İsmail. Gerçekten. Ezgi'deki son bir soru sorabilir miyim? Hocam son bir soru sorabilir miyim? Bilmiyorum sorabilir misin? Deneyeceğim. Hocam bir araba 180 ile giderken aynı anda 120, aynı anda 240 ile gidebilir mi? Bayağı alayım değil mi? Özür dilerim. Sor soruyu. Yani kendi kendime cezayı vereyim ben. Hocam bir araba 180 ile giderken aynı anda 240 ile bir anda 110 ile ama isterse 70 ile de gidebilir mi? Ama aynı anda. Aynı anda. Gider yavrum. Çorlu'da gider. Evet. Teşekkürler Bizim hocam. Bizim orada tanıdık biri var. Oralı. Orada gidiyor. Gidiyor mu? Tabii gider. Teşekkürler orada gider hocam. O zaman hocam bize pratiği de gösterir misin de? Hocam öyleyse bize bunu pratikte de gösterir misiniz trafikte? Aynı anda böyle 3-4 hızda giderseniz çok memnun oluruz. Çok merak ediyorum. Ben mi gideyim, arabayla mı gideyim? Bizi arabayla o hızlarda götürün. Ne demek? En sevdiğim şey. Yatır. Arkadaşım de ki şimdi arabaya biniyoruz. Arabada göstereceğim de. Şimdi arabaya biniyoruz. İsmail sen çok sevin. İlk defa hayatında arabaya bineceksin. Allah'ım ilk defa hayatımda arabaya bineceğim. Çok sevindim. Tabii ömrüm o. Buraya diferansiyel uçak Evet, arabaya bineceğiz ilk defa. O yüzden... Dükkanınızda araba bulundurmanız gerçekten beni çok etkiledi. Hepsi bunların vergiye dahil. Araba gel ya. Bulunduğunu bile bilmiyordum ben. Masa Hadi sende. Çabuk yap arabayı. Koy abi öne.
Bu da çocuk koltuğu. Gel bakalım. Ben bu aykırı buraya. Geç hayatım. İsmail, camdan gir, senin kapı açılmıyor. Lan öyle camdan girilir mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu araba ne yapısı? Koltuk orada, cam burada. Bu arada koridor mu var? Şurada, şu arada. Ha, otobüsle mi öğreniyoruz? Arkadaşım, araba bu. İsmail'i camdan sok arkadaşım. Bu kapı açılmıyor, seni camdan sokacağız de. İsmail, seni camdan... Bu kapı açılmıyor İsmail. Arkadaşım, İsmail kafayı soksun. Sen ayakları tut, içeri ittir. Büyük bir zevkle hocam. Tek başına mı geldin, biriyle mi? Eşimle geldim. Ha, eşinle geldi. Ben senin bir eşin daha yok diye düşündüm ama... Evet. Şöyle buyur. Kapı açılmıyor ve ne üzüntüdür ki kapı açılmadığı için camı da açamıyoruz. O yüzden giremeyeceğiz. Hocam bu kapıdan koysak adamcağızı o şekilde... Ah canım benim. Öyle tatlı bir şey. İşte bu da başka bir jenerasyon. Aa, burası açılıyor. Ya hadi binin şu arabaya. Onlar binmiyor. Ben biniriyorum. Evet. O zaman hanım kızımız sen böyle gel. İsmail, oradan içeriden öbür kapıyı açar mısın? Aman vitesin tabii. Üstüne oturmayın İsmail Bey. O neydi öyle? Yok. Bir şey söyleyeceğim. Bu arabanın kulbunu bana bir daha gösterir misin? Ya İsmail şu şeyi... Arabanın anası ağladı şu an. Çubuğu kaldıracaksın sadece İsmail, çubuğu. Ha? Buyurun. Teşekkürler hocam. Ne demek, rica ederim. Evet. Dikkatli gidin. Arkadaşım! Salak mısın sen? Seni öğretecektin. Ben biner miyim bunları kullanacağı arabaya? Ya sen kullanıp onları göster... Ben yandan geliyorum. Hayır, sen onlara göstereceksin. Hocam, sürücü hoca genelde yan tarafta olmaz mı? Biz hayır, bizimki yan ortada yan oturuyor. İkinize birden gösteriyor. Ha. Hay Allah kahretmesin. İşte diferansiyeli soruyordun. Şu an tam üstünde oturuyorum. Ayrıcı dediğimiz. Evet arkadaşım. Şimdi parmağınla göster. Seni seni. Hayır öyle değil. Şimdi. Aa, çok üzüldüm, bastırdım. Baş parmak yüzük. Unutma onu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce arabaya bindiğimiz vakit arabanın genel durumu bizim sürüşümüze uygun mu onu düşünüyoruz. Yani bu nedir? Dikiz aynası, yan ayna, efendime söyleyeyim vites boşta mı? Bak. Vites boştaysa belki işimize yarayabilir. Çok kötü bir şaka ama bunu yapmasaydım uyuyamazdım. Evet. Dikiz aynasına baktık değil mi? Yan aynaya baktık. Ne yapıyoruz? Vites boşta mı onu kontrol ediyoruz? Aynaya bakmadınız hepiniz. Aynı anda bakmanız lazım. Gel, aynaya bakalım hep beraber. Hayır öyle değil. Arkadaşım, üçünüz aynı anda sağ aynaya, aynı anda sol ben aynaya bakacaksınız. Evet, ben dikize bakıyorum. Evet. Sen yandaki aynayı kontrol ediyorsun. Hanımefendi siz yandaki aynayı, ben de evet. Ortadaki aynaya bakıyorum. Aynı anda. Üç, iki, bir. Buyurun. Herkes tamam. Şimdi bağlayacağım akü başlarını. Sağdan başlayın dedim. Evet, aynı anda aynaları kontrol edin. Herkes aynalarla... bakınca ben tamamım diyecek. Evet, üç, iki, bir, buyurun. Oh, ben ya tamam. Ne yapıyorsunuz? Aynaları kontrol ediyorsun. Ortadaki sapık. Ben direkt kıza baktım. Arkadaşım yapma şunu. Evet, evet. Aynı üç, anda, iki, aynalar... bir, buyurun. Kızım, o aynaya bak sen. Sağdan başlayın sen dedim. Sen o sola... O ya şey. Sen sola, o sağa, o ortaya tamam. Bakacak. Tamam. Evet, üç, iki, bir. Önce bana bakıyorsunuz. Üç, iki, bir, buyurun. Evet, aynalar evet. Son derece uygun bir yerde evet. Duruyor. Şimdi ne yapıyoruz? Arabanın içi biraz sıcak. Evet. Üçünüz aynı anda arkaya bakın şimdi de. Üç, iki, bir, buyurun. Durar arabanın niye arkasına baktık onu da anlamıyorum. Değil mi? Belki kendimize geliriz. Ondan bir tuvalet olur. Şimdi ne yapıyoruz? Arabanın marşına basmadan önce en önemli hareket nedir? Emniyet kemerimizi takıyoruz. Bravo, bravo, bravo. Sen niye takmıyorsun? Ben çok profesyonelim. Evet. Sen önden emniyet tak. Evet. Marşa basmadan önce yapmamız gereken şey nedir şimdi? Emniyet kemerini. Onu taktık. Balım, onu taktık. Nerede? Eşim nerede? Belki yol yakındır, uyarayım. Abla hala geç değil. Dünya tatlısı. Arkadaşım şu arabayı çalıştır, göster şunları hadi. Şimdi vites boş mu, boşta değil mi, viteste mi ona bakacağız önce. Evet. Çünkü ne yaparız? Araba mesela birdedir. Dün geceden birde unuttuk. Fitil yani. Gibi sarhoşuz. Arabayı birde unutmuşuz. Çıkarken çarpmışım birde kalmış. Neyse ha, hiç sıkıntı değil. Bunlar nasıl bipleneceği için kimse yani. Anlamayacak. Çarpmışım araba birde kalmış. Sen marşa basarsan ne olur? Araba? Olmaz. Atak yapar. Önde bir araba varsa Allah muhafaza. Evet. Öndeki şimdi araba. Onu yapın. Müzisyen gel öne. Birde arabayı çalıştır. Önde araba varsa dedim. Gel öne müzisyen. Evet, önde araba ol.
Bu mu? Ya hadi konuşma, adama çarpacaksın. Birdesiniz. Evet. Evet, bir de çarp adama. Araba kullanmayı da bilmiyorum zaten. Arkadaşım, bir de başlatsana ezgiyi. Evet, şu an marşa basıyorsun. Ayağın, sol ayağın nerede? Sol ayağım bilmiyorum, şu an burada. Ayağını çektiği anda zıplayın, adama çarpın. Şu an ayağın debriyajda. Ayağım, debriyaj hangisi hocam? En solda debriyaj, ortada fren, evet. En sağda da nedir? Gaz. Evet hocam, şu an ayağım debriyajda. Evet. Gazı böyle hafifçe, sweet tender caress, dokunuyoruz. Yani böyle hafif, öyle bir gazlama değil ama... Ay sen de mi buradaydın? Hocam, sen de mi buradaydın? Anahtarı çevireyim mi, çalıştırayım mı? Daha yapmadım, bilmediğim için. Çevir bakayım. Çeviriyorum. Çevirdim hocam. Çevirdin. Ayağını süratle debriyajdan çek, gazı kökle, bizi senden tutma. Aman be! Adam camdan çıkıp öndeki arabayı tutuyor. Lütfen kurs dağılsın artık. Arkadaşım, öndeki arabaya çarptınız. Ya her yerdekine evet. Çarparız biz. Çarptınız adam... arkadaşım, hemen kız Ezgi'ye. Bağırmaya başla. Niye arkadakine çarpmadın? Hayır arkadaşım. Müzisyen, indin, yan kapıdan geldin. Gel yan kapıdan, camdan uzat elini. Araba geldi. Araba geldi. Bizi dur, olan yine bana olacak. Ne oluyor lan burada? Ay bismillah. Büyük araba... geçmiş olsun. Elini camdan soktun. Bir şey olur mu? Ne oluyor burada? İşte çok doğaüstü bir olay oluyor. Camdan geçebiliyorsun. İnanılmaz. David Copperfield bizle. Arkadaşım. Adam camdan geçti. Yapma şunu. Ben bir şey yapayım. Herif camdan... Ya açıklama yaptı ki bunlar acemi camdan macemi. Camdan giremezsin. Tamam vur cama vur önce. Vur cama. Aç ulan camı. Cama aç hareketi yap. Hayrını gör. Beyefendi kusura bakmayın. Hayır, ya bunu... sen niye bunları yapıyorsun? Evet, niye bunları yapıyorsun? Yapma bunu. Ayıp, hakikaten ya. Ne, camı niye kırıyorsun, şey yapıyorsun yani? Camı açmanızı istiyor. Açtım ben beyefendi, camı. Oradan uzat kafayı müzisyen, uzat kafayı. Kimsin lan sen? Şu güzelliğe bak ya. Kimsin sen? İsmail cevap versene. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Hayır, İsmail sana soruyor müzisyen. Bana mı soruyor, pardon. Kimsin lan sen? Ben öğrenciyim. Hocamız ablacığım burada. Sen kimsin? Öğrenciyiz biz efendim, sürücü kursuna geldik. Kim buranın mümessili? Mümessilimiz ortadaki bey. Hocamız. Mümessilimiz. Kimsin lan sen? Dediğimiz gibi mümessilimiz. Kimsin lan sen? Beyefendi. Ben bir şey... Ezgi mi? Arkadaşım sana söylüyor. Kimsin lan sen? Ben bir şey değil, ara gazıyım ben. Hemen suçu üstüne al. Sucuğu alıyorum şu an. Hayır, suçu üstüne al. Suçu üstüme al. Evet. Evet, bunları ben doğurdum. Açıklamaya çalış, beyefendi şimdi falan diye. Beyefendi şimdi bunları ben doğurdum. Hayır. Sen aradan kafayı çıkarıp beyefendi size açıklayabilirim de. Ya, hayır, aradan Ezgi'nin yanından kafayı çıkar. Beyefendi. Oradan değil, önden. Beyefendi sizi açıklayabilirim. Sürücü kursunun arabası. Beyefendi. Neyi açıklayacaksın lan? Bir dinle be, bir dinle. Aa. Bas gaza, bas gazla. Nasıl önde de araba kalmadı, gazla. Büyüsen geç yerine otur, gazla. Gazla Ezgi, gazla. Gazla. Ezgi durduramıyorum, bağırsana. Ay durduramıyorum. Bağır. Durduramıyorum. Çığlık. Ay durduramıyorum. Çok iyi. Ben iyice arkaya oturacağım. Niye? Gel buraya. Tedirginim. Bir şey olmaz. Çok iyi gidiyoruz bence. Hocam çok iyi gidiyoruz. Arkadaşım söylesene. Debriyaj fren, debriyaj fren. Debriyaj fren, debriyaj fren. Debriyaj fren, debriyaj fren. Gaza da sen bas. Canın çekmesin, bas gaza. Bas. Debriyaj fren, debriyaj fren. Sağ ayağında soldaki gaza basan ilk Türk evladısın. Tebrik ediyorum. Ezgi onun ayağını ittir. Benim gazım, benim gazım de. Benim gazım o, benim gazım. Biraz geç kendi gazını gaza canım. Ben çalıştım. De ne bu diyorum ya, aç şu camı ya. Beş. Ay sen de aç, cereyan yapsın. Arkadaşım. Tamam, heyecanı anlarım ayak da. Ayak gazı ulan, ayak gazı. Kız üçün, çocuğu gaz yapar ayakta mı? Ayakta böyleyse. Ezgi söyle de ki, benden gaz çıkar mı? Söyle. Bence söyleme, sen o tarz bir insan değilsin. Değilim, yapamayacağım. Ben ayağımla gazlıyorum de. Hocam ben ayağımla gazlıyorum. Onu tahmin ediyorum hayatım ama heyecan yapmayacaksın şimdi hanımefendi. Heyecan yapmayacaksın çünkü araba başında, direksiyon başındayken heyecan nedir? Felaket. Evet hocam. Her zaman kontrollü olacağız. Her zaman... İsmail bağır, karşıdan tır geliyor, ne yapacağız? Karşıdan karş, tır geliyor karşıdan. Nereye kaçayım? Arabayı kullanıyorum İsmail. Gaza ben basayım, arabayla kaç diyor. Arabayla nereye kaçayım İsmail? Arkadaşım söylesene nasıl kaçacak?
Sola kaç, sağa kaç. Bir şey yok. Trafikte bazen kader işte. Ne yapacağız? Arkadaşım olmaz. Söyle Ezgi'ye de ki bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Bağır. Bir sağ bir sol. Arabayı bir sağa vur, bir sola vur. Bir hayır sağa vur. Lan panik yapsanız da tır geliyor karşıdan. Ay tır geliyor hocam, ne yapacağım? Ben tabii panik yapmıyorum. O kadar alışkınım ki bu durumlara. Yıllardır öğrencilerle bunu yaşadım. Yapacak bir şey yok yavrum. Süpaneki okuyacaksın. Arkadaşım. Artık tut 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 tut. Tut. Kestik. Kestik. Olmadı, gel öne, öne gel. Allah salağı öne sana gel. Öne geldi. Yok. Sana diyorum. Aman be. Sohbet de boşa bezin. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Çocuklara bilinçli trafik. Öğretemiyorsun. Ben bir şey ama tır çıktı. Ben ne lan yapayım? Tır geliyor diyorum, süpahanek ediyorsun. Şimdi tır mı hatalı, ben mi hatalıyım burada? Tır tabii ki sen hatalısın. Gelin. Çünkü ama bilmeyen adamları tırın olduğu yola çıkarmışsın. Ortaya tırda oturmuşsun diferansiyelin üstüne, hiçbir şey yapmıyorsun. Diferansiyel yok bunda, bu araba önden çekiş. Dedin ya diferansiyeli oturduk. Ben demedim, onu İsmail dedi. Allah kahretsin seni. Gönder İsmail'i yerine. İsmail çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Al al, sende kalsın. Bizden bir hediye. Allah, abla, Allah büyük sabır versin. Arkadaşım. Ben ne yaptım ki ben? Hiçbir şey beceremiyorsun. Ben bir şey yapamam. Başından beri vapura atlayamazsın. Dükkanı açamazsın. Gelen adamla konuşamazsın. Sürdüremezsin. Allah sala. Şşş, gel hocam, sen de gel. Allah'tan Ezgi var. Hanımefendi siz iyidiniz. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Ya bu salağı içeri götür. Sonra getir ama bir şey hazırlanmış olsun. Anladın mı? Sana diyorum. Tamam. Tamam hocam. Ne yapacaksın? Hazırlanacağım. Ben ne yaptım şimdi ya? Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım gel. Evet arkadaşım. Evet. 3, 2, 1 ver müziği. Aktif olarak soyunmaya başla. 3, 2, 1 soyun. Soyun. Kimsenin canı çekmez seni. Evet. Kaş göz yapma. Seksi olmaya çalışma. Olmuyorum. Benim doğam o. Arkadaşım yapma şunu. Bitti evet mi müziği? Hayır lan. Soy. Evet çabuk 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 çabuk. Soyun, soyun. Soyunurken bir şey yapıyormuş hareketi yap seyirciye. Lan öyle değil. Arkadaşım bak soyunuyorsun ama. Evet. Soyunuyorsun farkında ama. Farkında değilim. Hayır. Seyirciyi dikkatini başka yerlere çek soyunurken. Aa orada ne var? Hayır öyle değil. Kendi vücudunda. Bu saatten sonra ben başka yere bakmam ki seyirci olsa. Papyonu çıkar. Kalçaya çek dikkati. Hayır o kadar. Aklıma bir şey geldi de. Arkadaşım lütfen ya. Yapma şunu, yalnız ne olursun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Montajda işinizi azalttım, efekte gerek yok. Bayağı aranızda doktor varsa, arkadaşım, çıkma bir kalça varsa. Aktif ol. Oh. Ayaklara dikkat çek, ayaklara. Hayır, hayır. Kaşınla, gözünle ayak uçlarını göster. Soyun, soyun sana. Komple mi? Niye soyunmuyorsun? Komple soyun. İçinde bir şey var mı? Zaten ne olabilir içinde? Soyun. Yüreğinde mi? Hayır, soyun. Nasıl soyun? Arkanı dön, soyun. Arkan daha çirkin. Önünü dön soyun. Çabuk soyun sana. Soyun çıkar. Evet çıkar. Ne yaptın? Bilmiyorum, her şey. Arkadaşım düğmeleri kopardın. Sana ne taktılar? Bilmiyorum da mikrofon gitti. Nereye gitti? Biraz daha geriye. Şimdi yerinde. Arkadaşım, vazgeçtim. İşte o dükkanı açsaydım, hayır, DVD'si satılacaktı orada. Arkadaşım, elinle kendini kapat, mahremiyetini kapat. Evet, yani neren mahrem geliyorsa orada. Hayır, ağzında ne ilgisi var? Ama ağzından çıkan laf genelde. Hayır, sen kollarınla şey, göğüs hizasını kapat. Hayır, öyle. Hiza dediniz. Hayır, hayır. Ay, bak, bu duruş fena değildi. Aç parmakları, ha öyle dur. Durma, nasıl bir DVD var abi hayalinizde? Git içeriye. Sana bir şey giydirsinler yol. De ki ben geldim, bana giydirin de. Orada bekleyen... orada bekleyenleri yolla buraya çabuk. Çabuk! Arkanı dönme seyirciye!
Sayın kralım, sizi gördüğüme çok sevindim. Her şey karşılıklı. Prodüksiyon, hemen bir masa iki sandalye verin. Siz niye kralla şey prenses oldunuz? Bilmiyorum. Ezgi kim dedi size? Eldeki elbiseler bunlarmış, bunları giydik işte. Böyle saçma şey olur mu? Ayağında 1900 bilmem kaç model bot, sırtın... Ben de onu diyorum, böyle saçma şey olur mu diyorum. Kimse dinlemedi. Hanımefendi. Efendim. Niye böyle giyindiniz? Bilmiyorum, giydirdiler. Peki ne dediler, ne oynayacaksınız dediler? Hiçbir şey söylemediler. Ne oynayacaksınız beyefendi? Ben bilmiyorum, ben de Ezgi ne oynarsa onu oynarım artık. Ben de Erdal abi ne oynarsa onu oynarım. Peki, oturun masaya. Oturun. Erdal abi, banka müdürüsün. Lan öyle masaya değil, hanımefendi. Ha. Masaya oturun dediniz. Sandalyeye oturun. Teşekkürler. Evet, hanımefendi evet. Memuresiniz. Beyefendi müdürsünüz. Hayır beyefendi, siz önünüze alın masayı. Müdür olan sizsiniz. Evet, fırça atın memureye. Ne yapıyorsun sen ya? Ay öyle... sen ne yapıyorsun kafanla taçla müdürüm? Ben... Kestik. Evet. Erdal abicim. Efendim? Bir konuyla ilgili fırça at kıza. Ha, ne yapıyorsun sen diye fırça mı? Ne oldu o dosyalar? Ne oldu o dosyalar? Her tarafı toz pas içinde ya. Dosyaları niye sileyim ben müdür bey? Benim işim dosyaların içiyle. Cevap verme müdürüne. Ay. Evet. Verme bana cevap. Demedin mi krediler temizlenecek diye? Dediniz. Nerede krediler? Dosyalarda. Ödemedi hayvanlar. Ödemedi krediler. Ya müşteri hayvan denmez. Terbiyesizlik yapma. Pardon. Bizim salak hazır mı? Gönderin. Aa. Sen nesin? İşte... Nesin sen? Bilmiyorum ki, anlamadım ki. Bak kendine ne... Bunu kral yapmışlar, bunu prenses, sen nesin? Belki ben yapmışım onları. Ne kadar saçma bir şey. Sizin kafanızda bir şey varsa oynayın, ben çekileyim. Ya Ilgaz evlenemedi ya, sürekli böyle şeyler giydiriyor bize. Bir fantazi dünyası var, ben anlamış değilim yani. Bunu giydirdi işte. Ne bu, ne dedi sana bunu giydirirken? Biraz kaşındırabilir dedi. Hayır, senin içinle ilgili bir şey söylemedi mi? Tam bakacaktı, siz çağırdınız. Hayır, hayır. Neden? Hayır, içsel olarak senin durumunla ilgili bir şey söylemedi mi? Yok, söylemedi. Hadi dedi, çağırıyorlar. Tamam, Magellan'sın sen. Sebep? Magellan'a benzettim. Magellan'ı tanıyor musunuz ki siz? Arkadaşım, hiç kitaba bakmıyor musun? Açarak mı, kapalı mı sizin gibi? Sana ne? Baktım Magellan. Tamam, Magellan'sın sen. Tamam. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak istiyorsun. Bunu içinde hisset. Dünyanın yuvarlak olduğunu göster yüzünde. Ah, hayır öyle değil. Yüzünle ver. Bana köşesi geldi demek. Hayır. Dünya yuvarlak. Dünya yuvarlak. Dünya yuvarlak. Dünya yuvarlak. Gel bankaya. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmek için kredi iste. Niye? Basitçe çizip gösterebilirim. Niye evrak işine gidiyor? Hayır. Sen bilmiyorsun. Dünyanın yuvarlak olduğunu daha önce kimse... Şu anda daha önce ne zannediyorlar dünyayı biliyor musun? Bilmiyorum. Şey, düz. Evet. Düz. Tepsi gibi zannediyorlardı. Tepsi. Sen bunun tepsi olmadığını ispat edeceksin. Aslında wok tava. Böyle... Evet arkadaşım. 3, 2, 1, git bankaya. Ama giderken şey yapıyorsun bak. Sen Magellan'sın. Karakteristik özelliklerin var. Var. Donum topuklar... düşüyor. Arabayla donum düşüyor. Evet, var. Hayır. Topuklar kalçaya vurarak yürüyorsun. Tamam mı? Ve devamlı dünya yuvarlak, 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 yuvarlak yürüyorsun. 3, 2, 1. Buyurun. Dünya yuvarlak. Koşmadan. Şimdi ben gerçekten dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlasam da bana inanmazlar ki yani. Arkadaşım, delilikle dahilik arasındadır bunlar. Anladım. Evet. Tamam. Buyurun. Prodüksiyon bir sandalye yuvarlak, verin buna. Yuvarlak, 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 yuvarlak. Bu düşebilir, kusura bakma. Yuvarlığa kafanla da göster bize. Yuvarlak, dünya yuvarlak. Ben gitmişim değil mi? Yuvar. Gel bankanın önüne. Evet, bas bankanın ziline. Arkadaşım bassana zile, seyirci uyuma. Her şeye kim? Gülüyorsunuz, zil çal diyoruz. Yani bunlar hep yazar bilette, görevler. Bir zil çalma, çıkarken tuvaletin camını açık bırak, vasitası. Geyik yani yapma. Oralı değiller. Evet, gel. Bas zile. Müdür bey. Zır. Kapıya bakar mısın? Herhalde birisi geldi. Bu ne saçma bir banka böyle? Arkadaş. Bayağı korsan banka açmışız. Ya herhalde. Size ne? Daire kapatıp. Siz o yıllarda yaşadınız mı? Nereden biliyorsunuz?
Tabii olabilir. Yönetmen oradan geliyor. Kafa o. Müdür bey, memurunuza sahip olun. Burada. Hayır, öyle değil. Kardeşim. Bu ne ya? Müdür bey, şey anlamında... Bence biz burada tamamız. Hayır. Müdür bey, ipleri senin elinde olsun kızın. Oo. Of be. Bunun çok güzel DVD'si olacak. Hocam ben gideyim mi? Ya saçmalamayın. Benim filmime müdahale etmeyin. Bu nasıl bir film? Otur sen yerine. Seninle ilgili yok. Konu... Ama her şey bana oluyor. Ya o seyircinin pisliği. Sen otur. İpler elinde sahip olunacak. Ben neredeyim? Bak kızım, bak. Bir de gelen müşteriye bak. Bak. Arkadaşım. Yapma şunları. Zincir de var. Oo. Böyle bir zincir kuracağız. Hanımefendi bir sus. Tamam. Müdürün şeyine, masasına kolunu dayamışsın. Gevşek gevşek oturuyorsun. Tadını müdür bey, tamam. Kız şuna. Evraklar niye bak? Nasıl kızayım? Kıza bak nasıl bakıyor ya insanı. Buna kız... Yavrum, geçen sefer kapıyı ben açtım. Bari bu sefer sen aç. Ya müdür bey, öyle saçma şey olur mu? Kalk şu kapıya bak diyeceksiniz. Geçen ha. Sefer sana böyle... Sen geçen sefer niye açıyorsun? Müdürsün sen. Ben gerçekten buradan kredi mi alacağım? Evet. Ablacığım, kapı çaldığı anda havaya zıplarsın, müdür bir kafa işareti yapar, gider açarsın. 3, 2, 1, ver zili. Ay, zil çaldı. Artık zil nereye bağlıysa. Açma hemen, kim o demeden açılır mı? Ceryan yaptı, kapat, kapat. Ya herkesin parası var orada, kim o demeden açılır mı? Burada. Müdürüm bir öğretin lütfen şuna nasıl açılır. Biz bayağı manyağız, herkesin parası var, kapı açıyoruz, bankadayız, tamam. Baştan mı, nereden? Hayır, oradan. Burada. Tam elini uzatmışsın, kimonun mouse'undan. Mo? Mo? Ya o kimonun mosunun sonuydu. Bir sonraki gelen gene kimodur. Kimo? Hayır, önce mo, sonra kimo. Mosuna kimo? Japonya'dayız. Hangi ülkedeyiz? Mosuna kimo. Tamam. Evet, söyle. Mo? Kimo? Ya iyi günler. Buyurun. Magellan ben. Magellan geldi. Abi bayağı meşhurum. Ya müdür bey, nereden tanıyorsun ha diyorsun. Nasıl biz... nereden tanıyorum? İki tane çay söyle kızım, geldi. Yani biz müşteriye çok kıymet veren evet. insanız. Peki o zaman tanımışsın, hemen söyle. Müdürüm Magellan gelmiş, ne yapayım? Koş. Müdürüm Magellan gelmiş, ne yapayım? Biz öküzün boynuzlarındaki tepsiye kredi verdik. Sana veremeyiz de. Ben bayağı meşhurum, bir tek ben bilmiyorum. O zaman... Arkadaşım, müdür bey, daha adam derdini anlatmadı. Nereden biliyorsun neye kredi istediğini? Daha Magellan dünyayı dolaşmamış ki. Ha bir de o var. Evet. Daha öncesi. Peki, bu bizim Feyzullah abinin oğlu Magellan mı? Sor. Feyzullah mı? Magellan mı? Bizim evet. Feyzullah abinin oğlu Magellan. Al çabuk, al. O mu? Demek ki Magellan kırma. Sor, kimsiniz? Kimsiniz? Kimsiniz be? Arkadaşım. Sinirli miyim ben? Hayır değilsin. De ki ben de dünyanın... Feyzullah'ın oğlu Magellan de. Manav Feyzullah'ın oğluyum de. Abi rahatsız ediyorum. Ben Manav Feyzullah'ın oğlu Magellan. Magelloş da derler. Aç kapıyı. Niye bilmiyorum. Müdürüm sizi tanıyor falan diye. Ben... Müdürün onu tanıyor diye çocuğa çok yakın davran. Evet buyurun. Magellan. Canım. Lan o kadar değil. O kadar değil. Yani müşteri gelmiş kadar yakın tamam. davran. Bilmeden prim mi yaptım nedir? Başka bir şey bulmuş olabilir miyim? Sen normal salaksın. Sen devam et. Müzisyen, şey çal. Dadadam, dadadadam. Onun müziğin en yükseldiği yerde. Karar. De ki, Manav Feyzullah'ın oğlu Magellan de karşılasın ulan müdürün. Ulan bankaya böyle ben giriliyorsa şatoya nasıl girilir evet. burada ya? 3, 2, 1, buyurun. Manav Feyzullah'ın oğlu Magellan, müdürüm. Merhabalar. Ya saati soracaktım da. Arkadaşım! Neydi? Yuvarlak. Yuvarlak. Evet. Gir içeri. Topuklar kalçaya yuvarlak. 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 Al sandalyeyi. Çek önüne. Hayır öyle değil. Müdürün önüne. Evet. Hocam bunları yeni imal ediyoruz. Hay arkadaşım. Müdürün önüne gel. Çok acayip bir hareketle otur. Orada yara bandı falan hazır edin de. Efendim. Çok özür diliyorum. Çünkü bu da kadife olduğu için kayıyorum her yerden. Merhabalar, çok memnun oldum müdür bey. Yenge merhabalar. Kusura bakmayın, hanımın şeyi giymişim telaşlı. Bu sene bunlar moda.
Şimdi rahatsız ettim sizi. İnşallah uygunsuz bir... Çok çirkin de bacaklarım var. Uygunsuz bir zamanda gelmedim. Yok. Ben Feyzullah'ın oğluyum. Tanırsınız sizin arkadaşınız galiba. Tanımaz mıyım ben Feyzullah. Seni ilkokula ben yazdım. Almıyorlardı seni. Hala da almıyorlar. İkametgah ilmi haberi istemişler babanda. Allah Allah. Ya. İnanılır gibi değil. Şimdi ben benim bir maruzatım var. Hep bize sorumlu insanlar geliyor ya. Ya sana ne, sen müdürsün. Bankanın kredisini veriyorsun. Kim gelecek sana? Buyur müdür bey. Bizim görevimiz yardımcı olmak müdür bey. Bizim görevimiz yardımcı olmak müdür bey. Buyur. Hayır hayır müdür bey, siz söylüyorsunuz bu salağı. Tamam, özür diliyorum. Biz, evet. Sevgili Macellan, bizim görevimiz yardımcı olmak. İsteyin. Şimdi efendim benim bir takım sıkıntılarım var. Sizden iyi olmasın, İspanya halkı biraz gikalı çıktı. İnan illa tuturdular dünya tepsi şeklinde diye. Ya dedim daha tepsi icat edilmedi. Yani sen onun şeklini nereden biliyorsun? Çünkü hep normal saçta yiyoruz. Saç deriz ona. Saç da değil. Saç. Sacda yiyoruz. Tuturmuşlar ahali bizim efendim dünya tepsi şeklinde falan. Efendim ben... Şimdi ben lafınızı balla kestim. Bir çay, kahve, bir şey ikram edelim mi? Kuru kuruya şey olmasın. İster o zaman misin? Bir çayınızı içerim yenge. Vallahi tamam. Çayınızı içerim yani. Getirelim. Bisküvi getireyim yanına da bandıra bandıra konuşuruz. Anlatırsınız size. Manyak değil mi biraz? Olsun, olsun. Ya böyle insanlara da imkan vermek önemli. Şimdi sayın müdürüm, ben hasıl olduğu üzere böyle de büyük bir sıkıntım var. Yani şimdi dünyanın yuvarlak... Tepsi de getirdim bu arada. Tepsi de getirdim. Tepsi. Güzel, o da olsun, bulunsun, o da bulunsun. Yola giderken tepsi de alırım yanımda. Şimdi benim sıkıntım şu. Ben bir sefere çıkıp dünyanın yuvarlak olduğunu ispat edip bunu kayıt altına alıp insanlara ispat etmek istiyorum. İyi, hadi hayırlı olsun. Eyvallah. Güle güle. Ya müdür bey, kalender ne yapıyorsun? Öpüyor. Gideceğim diyor. Sen hiç kredi aldın mı bankadan? Sana mı soruyor bana? Hayır, müdür bey size soruyorum. Verirler mi bana kredi bankadan, değil mi adamlar? Müdür bey, böyle mi kredi verilir? Bir sor, ne yapacağım parayı, nasıl, şeyin var mı, arkan var mı, gayrimenkulün bir şeyinmiş. Tabii buyurun. Benim parayla mı dolaşacaksınız? Estağfurullah, ben bankadan bir miktar kredi talep ediyorum ki kendime bir gemi alacağım. Önce sorun ne kredisi gemi müdür bey? Değil mi? Gemiyle ne kredisi istiyorsun? Ne kredisi istiyorsunuz? Gemi alma kredisi. Esasında ben merkezde bacım. Arkadaşım! Arkadaşım! Bunun eksikliğini hissettim. Peki, dünya... iki tür kredi istiyorum. Bir taşıt kredisi gemi almak için, iki ihtiyaç kredisi gemiyi doldurmak için. Evet, söyle. Şimdi sizin için uygunsa iki tür kredi almak istiyorum ben. Birincisi taşıt kredisi çünkü gemiye ihtiyacım var. Yazıyor musun hepsini? Bir de ihtiyaç kredisi lazım. 2,5-3 yıldır da kız arkadaşım yok. Arkadaşım! Evet. Arkadaşım, i̇yi gidiyorum şu an. Ne olur hiç iyi gitmiyorsun. Sen bulsunlar sana krediyi vermezler. Sen de ki müdür bey taşıt kredisi istiyorum. Gemi alacağım. Gemoyu. Bir de içi için ihtiyaç kredisi istiyorum. İçi mi yiyor? Böyle ihtiyaç kredisi istiyor. Hayır hayır içi için. Geminin içi için. Geminin içi için ihtiyaç... Çok iyi gidiyor. Anlamıştım size. Ben geminin içi için de ihtiyaç kredisi. Çünkü erzak lazım. Değil mi efendim? Şimdi süvari denmez ona. Tayfa, çımacı. Bir kuru fasulye olsun. Şey mi? Tabii. Nohut olsun. Aklınıza zaten başka yemek gelmez yani. Çünkü yelken için para kalmayacak kredi, gemiyi osurarak götüreceğiz. Niye? Kuru fasulye için kredi alınır mı? Yani erzak... Arkadaşım ne koyacaksın gemiye? Kuru bakliyat koyacaksın tabii. Erzak dedi, erzağın içinde hepsi var onun. Yani yiyecek olarak da hayır, var. Hayır, kuru fasulyenin özel bir yeri var. Kuru fasulyenin özel bir yeri var. O bana değdi mi? Böyle içim gıcıklanıyor gerçekten. Yani kuru fasulye... Müdür bey siz kuru fasulyeden çok etkilenin. Konuşun, kuru fasulye mevzusuna girin. Bundan etkilenmedi. Dünyanın yuvarlak... Kuru fasulye mi? Evet. Buyurun müdür bey. Vay canına, kuru fasulye. Evet. Valla bunu sizi etkileyeceğini tahmin etmiştim. Kuru fasulyenin bambaşka bir yeri vardır müdürüm için. Bak, o da... Çünkü neden? Benim kuru fasulye sevdiğim bütün civar biliyor. Neden seviyorum kuru fasulyeyi? Sor bana. Neden kuru fasulyeye olan? Kuru fasulye bulunurken krediyi ben vermiştim. İlk osuruktan krediyi bankanız verdi demek ki. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Ne karşılığında istiyorsunuz krediyi? Karşısında vereceğiniz kontür garanti var mı? Yönetmeni vereceğim, kurtulacağım. Arkadaşım! Evet, müdür bey ilerleyin. Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? Dolduruyorum. Hiç boş zamanım olsun istemiyorum. Hep dolduruyorum boş zamanlarımı. Anladım. Boş zamanlarımda işte böyle neyi ispatlasam diye gerzek gerzek filan. Dünya yuvarlak, dağlar dik.
Arkadaşım sen de kıza doğru böyle elini çenene koy, çenen kaysın elinden. Böyle bir düşer gibi olsun kafan. Bir şapşallık, ha. Kızda hafif bir tebessüm. Evet. Hoşlanıyor muyum ben? Evet, yavaş tamam. Yavaş. Evet, hanımefendi. Buyurun. Çünkü sana kefil lazım. Bak, uyandın mı? Peki ben geminin içine açabilir miyim? Arkadaşım! Çünkü yolculuk uzun sürecek. Müdür Bey, kefil sorun. Adam sana kefil dediği anda konuyu değiştir, kızın yanına doğru git. Bir takım hareketler yap. Kızın yanı... Hayır, şiirimsi konuşmalar falan, böyle omuzuna dokunmalar, bilmem neler. Ondan sonra kızı kulağına usulca bana kefil olur musun? 3-2-1, evet. Buyurun. Peki sana kefil olacak kimse var mı? Kefil yani borcunu ödemeyince senin yerine borcunu ödeyecek. İşte beni en hassas yerimden vurdunuz. O kadar yalnızım ki müdür bey hayatta. Bırakın bir krediye kefil olacak. Benim adımı söyleyecek kadar bile tanıdığım yok bu hayatta. Aa, Macellan. Ne yapıyorsun? Omzuna dokun dediniz. Senin değil. Öbürünün. Ama hoşuma da gitmedi değil yani. Kadife'nin tersi enteresanmış çünkü. Öbürünün omzuna dokun. Evet. Hayır. Bayan. Şiire gir, şiire. Bana güvenmeniz beni o kadar mutlu etti ki. Belki bu yolculukta birlikte dünyanın gözleri önünde... Topuk. Topuklar... Hayır. Çok özür diliyorum. Orayı da kes istersen. Siz öyle girince kafam karıştı. Topuk yap arada. Evet, devam. Dünyanın gözleri önünde topuk yap arada benimle. Kim bilir sen ve ben dünyanın ilk meridyeninde... Belki de gerçek aşkı yakalayabiliriz. Der, kızın saçını okşarken müdür elini tuttuğu gibi ayağa kalkar. Evet. Burada ben varken. Ay, müdür bey manyak mısın? Müdür bey sizin durumunuz ne? Ay canım Allah Allah, kızı kurtarmak için yaptım herhalde. Onda kredim yüksek. Müdür bey, böyle saçmalık olur mu? Kolunu tutun. Ulan kredi almaya mı geldin, kızı almaya mı? Heh, evet. Tamam. O sırada vermiyorum sana kredi falan durumlarına getiriyorsunuz işi. Kız, sen oradan atlıyorsun. Kefilim, kefilim diye atıyorsun kendini masaya. Tamam. Evet, 3-2-1, buyurun. Oraya hafiften bırakmadınız değil mi bağırırken hocam? Çünkü bayağı bir tazikli ses çıktı. Vallahi kendini veriyor. Ulan buraya kredi almaya mı geldin, kızı almaya mı be? Müdür bey, durun. Kefilim, kefilim. Ya karışma benim işime be. Arkadaşım, kefilim dedi. Baba tarafı benim Caddebostanlı ya, şey oldum. Arkadaşım hayır. Yediremedim kendime. Hayır, kız kefilim diyor. Sen müdüre yükseliyorsun, sen aralarına gir. Evet, müdür sen ona yükseliyorsun. Evet. Senin baban da zaten böyleydi falan. 3-2-1, gir kız araya. Arkadaşım kefilim, sen... Kefilim, kefilim müdür bey. Ben ona kefilim. Bırak canım, ben bunun babasını da sevmezdim zaten. Bunu da sevmem ya. Ama. Arkadaşım, kız ne diyor? Kefilim ben ona diyor. Ben de tamam, senin ne yapman lazım? Ben de hastayım ona. Hayır, öyle değil. Bir kız benim için kefilim dese, hiç tanımadığım bir kız, ben atarım kendimi yerlere. Hanımefendi, benim için yaptığınız bu ince hareketten sonra... Ay ağlama sakın, gözümden düşersin. Çok özür diliyorum. Hela nerede tam? Arkadaşım! Stresten adam vrik olmuş çünkü. Arkadaşım, evet. Vrik ne? Hani böyle ayaklar rüzgar alır. Salak salak konuşma. Ayaklar yer alır. En kötüsü bize kalır. Hayır arkadaşım, yapma şunu. Tamam. Kızın önüne at kendini, eteklerine dolan ve de ki hiçbir kadın bunu benim için yapmadı. Hiç. Bu dünya yuvarlaksa kadınlar yüzünden diye. Evet, atla. Hanımefendi, hiçbir kadın... Hiçbir kadın bugüne kadar benim için böyle bir şey yapmadı. Beni o kadar mutlu ettiniz ki, eğer bu yolculukta benimle birlikte olursanız çok mutlu olurum. Evet, yürü kıza, kıza yürü yavaş yavaş. Evet. Çirkin oldu. Sapık cüce. Normal yürü kıza. Evet, müdür de ki, müdür bey vur masaya yumruğunu, veriyorum krediyi ama ben de geleceğim. Evet, durun. Veriyorum krediyi ama tek şartım var. Ben de sizlerle beraber geleceğim. Bakacağım, eğer dünya yuvarlak değilse, o zaman var ya senin krediyi geri alacağım.
Ben vazgeçtim. Tencere, tencere. Arkadaşım hayır. Düşündüm, olamaz ki. Arkadaşım lütfen. Müdür öyle deyince sen de kendini parmak ucunda müdürün önüne atarsın ve önünde bir tur Allah döner Allah, dersin ki... Öpüşeceğiz müdürle biz. Biz iyice hoşlanmaya başladık. Arkadaşım bir tur dönersin. Müdürüm işte böyle yuvarlak diye. Dönerek anlat şeyi. Evet, 3-2-1 buyurun. Müdürüm işte böyle yuvarlak. Çok heyecanlan. Çok heyecanlıyım şu an yuvarlak olduğum için. Gerçekten ben bu kadar yuvarlağını hiç düşünmüyorum. Evet. Yola koyulurlar. Müdür bey der ki, senin tekne işini de çözdüm. Benim dayı oğlunun bir teknesi var, onu alacağız. Buyurun. Senin tekne işini çözdüm. İnanamıyorum. Tabii tabii, benim dayı oğlunun teknesi var, onu alacağız. Dünyayı dolaşacağız. Evet. Sen arada kıza çapkın çapkın bakışlar. Kız sen de ondan hoşlanıyorsun ha. Nasıl gidiyor? Güzel güzel. Ama müdüre de çaktırmıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Ha çaktırım, özür evet. Diliyorum be. Müdür bey sen de ne oluyor sizin aranızda tarzı şeylere giriyorsun tabii. Tabii tabii. Ya ben şöyle sizin şu tarafımı alsam. Böyle... Olur, ben de oradan da yürürüm. Evet prodüksiyon, hemen gemiyi yapın. Siz de bu arada... Gemi dayı, mi yapın? Evet, dayı oğluna lan, doğru... Lan çay yapamıyor onlar. Kralım, dayı oğluna doğru getirin şeyi. Gel sen benimle. Sen de gel bakayım benimle. Dayı oğluna gidiyoruz, benim dayı oğluna. Yolu bilen göstersin. Üstün kanka sen ne yapıyorsun? Tamam. Evet, yürüyün. Fantazi ringi mi? Evet, yürüyün. Gel. Müzisyen, gel dayı oğluna. Müzisyene gelin. Dayı oğlu müzisyen. Hayatta tekneyi vermez ki bu. Evet, gel dayı oğluna. Oo. Hocam selametlen. Merhaba, nasılsın dayı oğlu? Biz kredi verdik arkadaşa. Yuvarlak evet. Olduğunu ispat edecek bize. Senin arkadaşım takla... dönüp söylesene adama ben değilim diye. Yuvarlağım. Ben değilim, sen yuvarlak. Hayır, o değil. De ki ben değilim, dünya yuvarlak söyle. Ben değilim, dünya yuvarlak. İnanılmaz bir şey. Lan kalı mısın sen lan? Nereden konuşuyorsun? Dünyanın nesi yuvarlak lan? Nesi mi? Ha? Komple kendisi alayı yuvarlak işte. Bildiğin top gibi yani. Evet, topu daha icat etmedik ama ondan yakalamış olmamız gerçekten var ya, başı. Bu al iki gün sonra da dünya dönüyor der ha. Ya artık o kadar da değil ya. Ben nasıl bir dümenin içindeyim ya? Arkadaşım, şey yap çocuğa, dayı oğluna. Şimdi efendim, belki de farkında değilsiniz ama güneşin hareketlerinden takip ederseniz dünyanın yuvarlak olduğunu anlarsınız. Çünkü belirli bir yerden çıkıyor, belirli bir yere batıyor. Lan o aynen güneşin arasındaki husumetten kaynaklanıyor. Çorlu musunuz siz? Nasıl ispat edeceksin dünyanın yuvarlak olduğunu? Ben şimdi buradan gazlayıp gideceğim. Bir daha dönersem aynı istikamete... Arkadaşım söyledi ki hep batıya gideceğim, aynı noktaya gelirsem söyle. Hep batıya gideceğim, aynı noktaya gelirsem çaldırırım seni, tamam mı? Lan hep batıya gidersem batıya gelirsin. Dünya niye yuvarlak olsun? İşte hep batıya giderek size gelirsem anlayın ki bir yerden geri dönüp gelmişim demek oluyor. O zaman ben de batıdaymışım olur. Sen hep batıya gidersen... Hep batıyı. Ben de geldiğinde beni bulursan demek ki ben batıdaymışım. Ben ne dedim lan şimdi? Sen batıda olacaksın tabii ama senin düşündüğün yüzünden değil. Benim tekrar doğudan gelip seni batıda bulmam yüzünden oldu. Lan batıya giden nasıl doğuya gelir? Gelsin doğuya gelirsin ya. Bence tepsi dönek... gibi ya. Kredi kalsın vallahi. Arkadaşım tepsi. Gel buraya. Ya yeter. Hayır. Bir saniye. Özür diliyorum müdür. Yani, dayımın oğlunu lütfen ya. Anlatsın sen anlat. Kesin yuvarlakmış. Musaf çarpsın ya. Vallahi yuvarlak. Şimdi sen devamlı batıya giderek... Yuvarlığa mı geleceksin? Ha, o ortadaki havuza geleceğim. Böyle dönüyorsun. Şimdi böyle düşün. Ben şimdi buradan koşarak gidiyorum. Alayına gidiyorum. Günler sürüyor. Gidiyorum. Yok oluyorum. Artık görmüyorsun beni. Bir anda neonlar yanıyor. Aha! Gördüğüm ilk kıtaya açmışım. Neonlar patlıyor. Arkadaşım şu meselesini bırak, kurban olurum. Oraya kadar doğru. Gitmişken arkadaşım, ama yapma, bu... Yapma, lütfen. Tamam. Evet. Gidiyorum. Şey, veriyor anlaştık. Binin tekneye. Neresi tekne? Şurada ya. Görmüyor musun koca tekneyi bağlattım oraya? Arkadaşım tekneye gelince çok duygulan. Çok duygulandım gerçekten. Hayatını böyle kepazelik görmedim. Çok duygulan. Hemen iki tane tayfa al sahneye çabuk. İki tane tayfa rica ediyorum. Hayattan bıkmış. Ha gel abicim. İsminiz ne abi? Baha. Baha. Eyvallah. Evet, al arkadaşları içeri. Mert, hoş geldiniz. Evet, siz binin tekneye. Tayfalar tekneyi suya indirin. Arkadaşım tarif et, indirsinler. Böyle bırakın gitsin işte. Hayır. Gir.
Gir tekneye. Müdürü de al. Allah, Allah abi. Öbür tekneyi getirin. Evet. Tekneyle usul usul yol almaktadırlar. Artık hava kararmaya başlamıştır. Evet. Magellan havalı bir şekilde teknenin önünde durmaktadır. Kız da... Eteklerin mi? Teknenin önünde teknenin durmaktadır. Önünde. Kız da bir elini Magellan'ın omuzuna koymuştur. Evet, müdürün karnı çok acıkmıştır. Huysuzlanarak kaptana gelir ve Magellan'a çıkışır. Buyurun. Kaptan, kaptan hani o kuru fasulye, nerede pilav? Bir şey yemeyecek miyiz ya? Böyle durmamın bir sebebi var. Erzak almadık. Allah kahretsin. Ay. Almışsınız erzak. Atlas'ın ortasında söylüyor almadık diye. Ben ne yapayım şimdi? O zaman arkadaşlar, tayfaları yiyeceğiz. Ya almıştık erzak ya, almıştık erzak. Artık 40 gün geçmiştir ve tayfa isyan eder. Tayfa isyan edin. Yeter artık. Çok acıktık. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? 40 gündür buradayım ya. Hep doldurmuşum artık. Tuvalete gitmediğim için benim yüzümün şeklinin sebebi belli. Arkadaşım. O arkada kamera var. Arkadaşım yapma şunu lütfen. Evet tayfalar gelin Magellan'a. Magellan, Magellan sen bize böyle mi söz verdin falan tarzı. Evet buyurun. Magellan, Magellan. Vay maşallah. Sahilden ardım bir tane eve geldim yarma. Sen bize söz verdin. Bütün dünyayı gezeceğiz diye. Aç aç dolaşıyoruz boş boş. Ne olacak böyle? Sen ne dersen ne olacak? Arkadaşım. Arkadaşım yapmasana şunu. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Sen Magellan'sın. Kıza karşı ayıp oluyor. Kız söylesene. Sen ne biçim Magellan'sın? Söyle. Magellan bir şey de. Ayağım suya girdi. Ne diyeyim daha? Delikanlı sen kaptanla nasıl konuşulacağını bilmiyorsun herhalde. Bir bildiğim var ve gidiyorum. Arkadaki tayfa sen de gel. Başlarım lan kaptana diye. Başlarım lan kaptanına. Aa, benim Magellan'ıma laf ettirme. Ağzınızı bozmayın ya. Arkadaşım ne yapıyorsun? Gel buraya gicalı. Korkak. Gel buraya. Şimdi yüzerek yuvarlak olduğunu ispat et. Hayır arkadaşım gel şuraya. Magellan her gün 1 ile 3 arası yüzer kusura bakmayın. Evet çocuklar siz çok sertsiniz. Evet delirin tayfalar. Ah sağ ol. Şimdi. İsyandasınız şu anda. Nasıl isyan bu? Bu ne? Aa, ne biçim tekne ya? Bağırıp durma kusura beni bakmayın. Başsız be şurada. Yeter. 40 gündür suratımı asık asık duruyordun şimdi de bağırıyorsun. Sus kapat elini balık tut ye. Çirkini uydurdun, getirdin bizi buralara kadar zaten. Kim getirdi? Kendin geldin, atladın geldin. Zorla çağırdı bizi. Magellan. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Çaktırmadan delik açıyorum. Arkadaşım yapma ne olursun. Komple batıracağım. Arkadaşım, Magellan'sın sen. Özür dilerim senin gibi alayım Magellan yaptığım için ama filmi bitirmemiz lazım. Magellan. Kalk ayağa. Evet, dön tayfaya. Tayfa isyandasın. Tam dönme, bize dön tayfayla konuş. Tayfa. Magellan gibi konuş tayfayla. Bana bakın tayfalar, size verdiğim sözü yerine getireceğim. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve kaç bucak olduğunu herkese ispat edeceğim. Benimle bu yolculuğun sonuna kadar var mısınız? Varız. Varız. O zaman problem ne? Ya niye varsınız? İkna oldu adamlar. Olmaz tayfalar. Hayır Magellan. Var değiliz. Bize var. Bir şey vermen lazım. Var değiliz mi? Sen işine bak. Ah kurban olduğum Türkçe. Kalk şu ayağa kalk. Var değiliz. Söyleyin. Arkadan çek, arkadan asılın şeye Magellan'a. Hayır Magellan. Var değiliz. Değiliz. Bir dakika dur. Ölüyor lan dur lan. Sizin tamam, isim kalsın. Neydi abicim? Tornistan. Dön geri dön. Dön. Baha mıydı? Dön geri dön. Baha sizin... Bey. Ne? Baha. Baha ne yapıyorsun? Niye silkeliyorsun çocuğu? Magellan'ı gırtlaklayan ilk Türk. Hep tarihe böyle geçiyoruz anasını satayım. Adam bir şey keşfediyor, o onu boğazlıyor. Müdür bey siz de daha yaşça büyüksünüz. Araya girip şey tayfalarla konuşabilirsiniz. Magellan sen de artistlik yapıyorsun. Sen de Magellan'sın. Ne ha ha. Evet. Buyurun. Benimle bu yolculuğun sonuna kadar var mısınız? Hayır, yokuz. Yoklar yapmayın. Krediyi kurtarmamız lazım ya. Müdürün derdi başka. Ben arkadaşım. Döndürüyorum gemiyi. Hanımefendi sen de söylesene ne biçim erkeksin diye yürüsene. Magellan ne biçim erkeksin? Kapattık dükkanı geldik buraya 40 gündür damlar. Bir erkeğe kapattık dükkanı denir mi ya? Allah kahretmesin. Ya gel şuraya ya. Gel lütfen gel şuraya. Be. Evet hanımefendi söyle de ki Magellan
Sen ne biçim erkeksin? İki tane tayfaya baş edemiyorsun. Macellan sen ne biçim erkeksin? İki tayfayla başa çıkamıyorsun. Koy suratlarının ortasına bir tane tokatı da kendine gelsin şunlar. Aa, kadın yollu. Arkadaşım. Kadın haklı. Ne dedim ben haklı. Ya? Haklı, özür diliyorum. Ben senin yarın öbür gün boğazın olacak. Ne olacak? Boğazın olacak. Tabii ne zannediyorsun sen? Öyle mi o? Geçidin olsun. Hadi anladım, tamam. anladım. Macellan boğazı olacak ileride. Evet. Sen öyle bir erkeksin. Çok hanımefendi lazım. Ver gazı şuna. Sen de gaz veremiyorsun. Arr. Hayır öyle değil. Ya beni bir dakika dinler misiniz? Hayır. Arkadaşım, müdür bey, hanımefendi, tayfalar. Sen de kel kel oturma orada. Çal bir şeyler. Bir saç çıkar aniden. Hemen saç çıkar. Bir, iki, üç. Çıkar. İşine bak. Ver müziği. Fa majörde girin. Şimdi fa majörle beste bilmiyordur. Acele etme, acele etme. Ya çalsana. Şu aletin titreşimini kapa da. Arkadaşım 80 gün geçmiştir. Herkes 80 gün geçmiş olsun. Senin çene yerlere kadar düşmüş. Evet, müdür bey sizin çene de inmiş aşağıya bayağı. Hanımefendi sizin ağzınızdan salyalar akıyor. Niye ben bu kadar iğrençleşiyorum ya? En tehlikelisi bu yani içimizde. Evet. Evet beyefendi göreyim sizin ağzınızı düşünün. Arkadaşım senin de ağzın düşmüş. Sizinki düşmüş onu anladık sesle. Düşmüş ağzın. Tayfalar ilerleyin tayfalar. Sizin de ağzınız düşmüş kolunuz zor kalkıyor. Ama bunu tutmaya çalışıyorsunuz. Lan sen bizi ne yaptın lan? Evet buyurun. Bir haftaya lan, bir dizide görürüz. Senin yüzünden çıktık bir yola. Ne ay, yaptın sen bize? Ay çenen tutulsun 80 gündür aynı laf. Ay şu kadına da bir sahip olamadın gitti. Ne? Olay çok başka yere gitti. Ne dedi? Bu kadına bir sahip çıkamadın diyor bana. Tayfa sen manyak mısın? Kafa çok konuşuyor ne yapayım? 80 günde kafa gitti. Tayfalar bence çıkarken limandan tırtladı zaten. Arkadaşım kalk ayağa ağır çekimde konuşur gibi konuş onlarla. Deniz suyundan gözler ters dönmüş senin. Söyle. Kur'an çarpsın dünya yuvarlak değil. Değil, yuvarlak olduğunu ispatlayacaksın. De ki, yuvarlak olduğunu düşünüyorum ama umutsuzluğa kapılıyorum. İki senedir yollardayız, söyle. İki senedir yoldayız. İspanya'dan çıkıp iki senedir hala bir yere gitmediysek hangi gezegendeyiz onu bilmiyorum. Bir yere çarpmış olmamız lazım. İki senedir batıya gidiyoruz. Galiba yuvarlak değil, evet. İki senedir batıya gidiyoruz. Galiba yuvarlak değil. Bütün hayallerim suya düştü. Sizler de beni yalnız bırakırsanız komple gidip direğe çıkıp oturacağım. Ay. Ve intihar edeceğim. Tam tayfalarla savaşırken sıkın gırtlağını. Evet. Gırtlağını sıkıp boynunu eğip öldürürken arkadaşım... Ah, dünyanın yuvarlaklığını ispat edemedim ama sörfü buldum. Süper bir icat. Para yapacağız. Arkadaşım senin kafayı eğecekler. Tam o sırada neyi göreceksin? Nereye eğdiklerine bağlı. Eğin kafasını. Eğin kafasını. Aa. Neyi görüyorsun? Batıya bak, batıya. Uzun zamandır görmediğimiz bir şey. Kara. Hayır, batıya bak, bir şey göreceksin. Aa, ne bileyim batı, ne var batı? Arkadaşım, batıya kafayı eğince bir şey göstereceğim ben sana. Kafayı sen eğersen batıyı görmem ki, suyu görürüm. Hayır, batıya doğru kafayı eğdirirler senin. Ben sana acayip bir şey göstereceğim. Ha. Hadi bismillah, ey abi. Ey, sen de onları intihar ediyorlar. Oğlum başımı kıcıma sokma. Başımı batıya eğ. Bu yeni nesil... Evet tayfalar, eğmişsiniz kafayı. Sen şimdi suçluluk duygusuyla onlara ağlayarak teselli etmeye çalışıyorsun. Müdür hanımefendi. Haklısınız. Yapmayın, yapmayın. Şimdi yüzünü batıya çevirdi. Her an bir şey olabilir. Vallahi atıyorum kendimi ben de. Yazıklar olsun Macellan. Söyle de ki çocuklarımız olacak Macellan, söyle. Çocuklarımız olacak. Macellan söyleyecek. Ha. Çocuklarımız olacak Macellan. Kendimi mi teskin ediyorum? Hayır kıza diyorsun ki atma kendini çocuklarımız olacak. Atma kendini çocuklarımız olacak. Bekle birazdan çıkacaklar. Hayır. Nasıl olacak? Şey, müdüre de bir vaatte bulun. Sizinle de çocuklarımız olacak. Hayır. Müdüre başka bir vaatte bulun. Sizin de bununla çocuğunuz olacak. Hayır ulan. Müdüre, büyük bir aile olacak. Müdürün istekleriyle ilgili bir vaatte bulun müdüre. Benden istediğiniz her şeyi yapacağım. Artık o raddeye geldim. Hayır arkadaşım ya. De ki müdür yuvarlak merak etme de. Dünya yuvarlak merak etmeyin. Bunu ispatlayacağım. O para boşa gitmeyecek. Bunu ispatlayacağım. Kafayı eğmişken sağa doğru bakar ağır çekimde. Görür batıda. Dayıoğlunu görürsünüz. Gör dayıoğlunu.
Ağır çekimde büyük sevinin. Çok büyük sevinin ağır çekimde. Bu sağa mı bakıyoruz? Atlarlar kıyıya, atlarlar kıyıya. Kıyıda bütün İspanya halkı onları beklemektedir. Onları beklemektedir. Ve çok gururludur. Çenesi yukarıdadır. Teşekkür ediyorum bana güvendiğiniz için. Gel teşekkür ediyorum. Seninle sonra konuşacağız. Seninle hiç konuşmayacağım. Ve kızı yanı... Gel. Pardon. Kızın elinden tutar ve İspanya halkına bir konuşma yaparken kıza da aşkını ilan eder aynı zamanda. Sevgili İspanya halkı. Dediğim gibi dünya yuvarlak... Kör olmuş yolculukta da o yüzden. Dediğim gibi dünya yuvarlak çıktı. Gözler gitti tuzlu sudan. Evet. Üçünüzün de gözler gitti. Hanımefendi senin de gözler gitti. Gitti hocam. Tamam. Dediğim evet, gibi buyurun. Dünya yuvarlak çıktı. Diyeceksiniz ki bunu ispatladın eline geçti. Bu yolculuk belki dünya için çok önemli bir şeyin ispatı oldu ama benim için daha önemli. Çünkü hayat arkadaşımı buldum. İnşallah doğru kişinin elini tutuyorumdur. Görmüyorum çünkü. Döner müdürü de ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Müdürü daha çok seviyorum. Hayır öyle değil arkadaşım. Müdür ağlamaya başlar sana kredi verdiğim için falan. Evet buyurun müdür bey. Sana kredi verebilme şansını bana verdiğin için çok teşekkür ederim. Bankamız sana minnettar. Sağ olun, sağ olun. Banka mı kaldı müdür bey? Bir de açsaydık orada. Arkadaşım! Evet, ağlayarak öne doğru gelir. Bir adım atar. Ve düşüp boğulur. Hayır, İskele. Bir adım atar ve dünyanın yuvarlaklığını ispatladığı için o cümleyi söyler. Ama boşaymış. Hayır, öyle değil, gel. Öyle bir şey, hani mesela benim için küçük ama dünya için büyük adım falan var ya, o tarz bir şey söyle. Evet. Ovaya gidenlerin lafı. Olsun, sen de dünyayı yuvarlak yapmışsın. Ha, etrafında bir dön ve lafını söyle. Söylesene lan. Memeler arkadaşlar. Allah seni kahretsin. Hiçbir beceremiyorsun. Bakma bana gözler yok senin. Tayfaları gönder yerine. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Mikrofonu alalım. 2000 euro çünkü. Alırlar onu. Ha, ötekini öyle. De gönder. Çok teşekkür ederiz enişte. Sağ ol. Sağ beceremediniz. Beceremediniz müdür bey. Biz mi? Ha. Evet. Ha. Dünyanın yuvarlak olduğunu ben size ispat ettirdim. Bundan hiçbir sonuç çıkaramadınız. Evet, bunu paraya döndüremedik. Dünya yuvarlak ama. Ya para değil mesele müdür bey. Bu bir yatırım. Biraz sonra dönecek. Hiçbir etkisi olmadı İspanya halkının üzerinde. Evet. Hiç. İspanya halkı yine durduğu yerde duruyor. Ne anladım ben bu işten? Onlar da gelseydi bize sefere. Gerçi yine aynı yere geleceklerdi. Yine durduğu yerde olur. Çünkü dünya yuvarlak. Müdür bey siz böyle bir salağa para verdiğiniz için mutsuz olmalısınız. Hanımefendi siz böyle bir salağa aşık olduğunuz için mutlu olmalısınız. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok zaten. İyi, iyi. Ben paraları kaybetmeye intihar ettim burada. Dışin. Dışin mi? Müdür bey film benim filmim. Dışin mışin yok. Zaten silah icat edilmedi daha. Ama gerçi burası dışine göre geldiyse... Tamam, evet. Getir Erdal Tosun'u öne alkışlat. Erdal Tosun. Ayağına sağlık. Arkadaşım. He. Gelin öne, gelin. Haftaya senden daha iyi bir performans bekliyorum. Ver selamı. He, tamam. Eyvallah. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım.